2020'ydi galiba. Böyle sıkıştığımız bir dönemde, gerçekten yetemediğimiz yağmurların ve benzeri şeylerin geldiği bir dönemde 400-450 metrekarelik, 450 metre uzunluğunda bir yol yapmıştık. Yine halkı çağırmıştık. Amacımız hem birlikte bir iş yapmak, tabii bir uzun süre çalışmak değil. O arkadaşlarımızın bir saat, yarım saat oradaki emeği bizim için değerli. Şöyle düşünün, şurada geçen bir arkadaş şunlar yapımında güzel bir şey olmuş dediğinde, ben de buraya emeğim var dediğinde çok önemli bir şey oluyor. Mesela bir akademisyen arkadaşımız Demiroluk'la ilgili söylemi önemliydi. Yani ben orada 2 saat 3 saat çalıştım, orada benim emeğim de var. Muhtemelen de burada da bak yaşlılarımız var. Bu yaşlı arkadaşlarımız yarın torunlarım diyecekler. Yani şu yolu yaparken biz de bu işin içindeydik. Bugün kaldırım bitiyor. Yarın eğer yağmur yağmasa asfaltı ve soğuk alanını bitirirse 400-500 metrelik yol hizmete açılmış olur. Ya buraya destek. Zaten biliyorsun bizim bu bölgeye ödenek yok. Ödeneğin olmayacağından dolayısıyla işte bu halkın katkısıyla ancak bizim kendi işlerimizi yapabiliriz. Söyleyeyim. İmkanı belediye ma ne ka kısıtlıyor. Zokarak piya ökeme, piya kaldırımı brazemi. Yergat ma euro deyra o. Pyro sarı mami ki pyro amo ne ka piya brazemi. Sarı gazı kere kere uzun süredir bayağı risk teşkil eden bir bağlantı yolu burası. Geçen yıl fen işleri ekiplerimizle yol genişletme çalışmasını tamamlatmıştık. Bu yılda altyapı, doğal gaz, elektrik altyapılarını tamamlattıktan sonra bu yolu kaldırımla birlikte kullanılır ve işlevsel bir hale getirip aynı zamanda güvenli bir yol hale getirmek için fen işleri ekiplerimiz yoğun çaba sarf etti. Şimdi halkımızla dayanışmayla kaldırım çalışmasını tamamlayıp yolumuzu hizmete açacağız.